Gaziantep'te atık kağıt toplayıcılığı yapan ve yerel seçimlerde bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ramazan Karabudak, resmi olmayan sonuçlara göre 3015 oy alarak köklü partilerin önüne geçti. Düne kadar Gaziantep Büyükşehir Bağımsız Adayı Ramazan Karabudak. Zaten adayımızı başvurmadan önce normal zaten Ramazan Karabudak aynı sistemde çalışıyorduk. Nasibimizde 3015 tane oy almaktı, olmuş. Artık yer işimize geri döndük. Burası Türkiye işte, ne olacağı bilemezsin. Deyim, normal burada çay ocağı, büfeydi, işletiyordum. Daha önce de aşçılık yapmıştım. Normal aşçı bölümlerde bulaşık yıkadık, onda aşçı yardımcılığını da yaptık. Her türlü iş yaptık yani bu işleri. Hammallık da yaptık. Ekmeğimizin parasını çıkartmak için bu işleri de yapıyoruz. En son zaten bu çay ocağı açtık. Pandemiye kadar yürüttük. Pandemiden sonra mecburen yasaklar olduğu için geri dönüşüme döndüm. Geri dönüşümden sonra 16 Şubat'a kadar bu işi yapıyordu. 16 Şubat'tan sonra başvuruları verdikten sonra da seçim çalışmalarını yaptım. Dün de seçim sonuçlarını da aldık. Nasibimizde, hakkımızda hayırlısı olan buymuş. Geri işimize devam ediyoruz. Parti seçmememin sebebi şimdi birçok vatandaşımız partilerden bıktığı için ister istemez dedim, vermezler dedim oy dedim. Ben bağımsızlıktan girim, çoğu da çevremde biraz geniş olduğu için ister istemez oy kazanırım dedim. Bir de dedim zaten birçok vatandaşın da nasıl toplum içinde bir sıkıntı olduğunu olduğu için yani belki etki olur, millette de tepki olur diye bir serüvenle başladık. İhtimalle 20 binden aşağı beklemiyordum yani. Ben ama ilk 2'de olacağımı tahmin ettim. Çünkü bayağı çevremde şu ilk günlerde fazla kimse soruyorlardı Ramazan oy oranı kaç filan diyelerdi. Ben söylemiyordum. Hele milletin tam içini algılayış öğrenmedim. Bir haftadır öğrendiğim için de ben de 50 binden aşağı gelmez dedim. Diğer partilerden de yani yıllardan beri particilik yapanlar, bunun 200 senelik parti olan da vardı. Yıllardan beri parti dönemi yapanlar da vardı. Onlardan yüksek aldım. Benim için de güzel bir sonuçtu. Ama bundan daha iyi olacağını tahminim yüksekti ama kısmet değilmiş. Yerel seçimlerde milletvekili adayı olabilirim ama belediyelikte girmeyeceğim kesin kararını almıştım ama değişebilir de yani. Sonucu beni üzmedi. Seçim sonucu beni üzmedi. Umut verenler beni üzdü kısacası. Vatandaşımız beni desteklediğinden de gurur duyuyorum. Onlar da ben de bu yola varım dedi. Onlar da desteklediği için Allah yollarını açık etsin.